Herkese merhabalar sevgili dostlar. 20 Ekim Perşembe günü Ankara Yarış Programı tahmin videosu ile sizlerle birlikteyiz. İzmir videosu yayınlıdır. Dileyenler seyredebilirler diyorum. Abone olmayı, video beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Dileyenler bize destek vermek isteyenler videonun altında teşekkürler butonu var. Oradan da destekte de bulunabilirsiniz. 10 koşul bir program. Çim pist yarışı ile başlayacağız. 2 tane kum, geri kalanlar çim pist yarışı. Ama tabii Ankara'da arkadaşlar hava durumunda çok fazla değişkenlik görülebiliyor. Bir gün güneş açarken ertesi gün bir anda yağmur yağabiliyor. O yüzden çimdeki yarışların kuma alınma ihtimali de olabilir bilginize. Oynamadan önce bir bakın. Hava durumunu da kontrol edin. Bir şeyler yapın. Yani ona göre bir kafanızda bir şablon belirsin diyeyim. Son ana kadar bekleyin altılıyı yatırmak için. Onu da belirteyim tekrardan. Biz yine de çimmiş gibi varsaymak zorundayız arkadaşlar. Engin Ateşler'in sahip olduğu iki safkan burada start alıyor. Ekürler. Ghost Runner 4 numaralı safkan. 21 gün evvel ikinci olmuş olan bir safkan. Daha belki yarışında dördüncü olmuştu. Bu ismi burada öneriyoruz. Yanına Vedat Abiş'le birlikte Rockstar 6 numaralı safkan diyeceğiz. 19 gün evvel 4. oldu. 1.26-28'lik derecesi de var. Bu pistte bu mesafede de koşmuş bir isim. O yüzden yazabiliriz diyorum. Mehmet Akyazı birlikte Can Bolt 5 numaralı safkanda. Burası için son önerimiz olacaktır. 4, 6, 5 burası için öncelik sıralamamız olur. İkinci koşu 8 safkan. 16 handikap 3 yukarı İngilizler 2000 kum pist yarışı. Gökhan Koçakaya ile birlikte Sefam olsun ilk önerimiz. 1 numara Hakan'ı ikinci önerimiz arkadaşlar. Bu iki safkana baktığımızda yeterli olabilir küçük bir kupon isteyenler için. 2 safkan yeterli olmaz diyenler daha fazla yazacaklar için. 6 numara Anadolu Yıldızı Özcan Yıldırım'la start alan safkan. Yanına 7 numara Scientist Müslüm Çelik ile birlikte. Müslüm Çelik burada 52 kiloya biner muhtemelen. Anadolu Yıldızı da 54,5'ta olacaktır Özcan Yıldırım. Bu iki safkanı da yazalım derim dediğim gibi eğer genişletecekseniz. 4-1 yeterli isteyenler 6-7 ilave diyebiliriz arkadaşlar bu koşuyu. Evet, bu şekilde geçerim yani. Burada daha fazla değinmemiz gereken bir durum yok. Üçüncü koşu arkadaşlar şart 5 bir yarış. 4 yukarı Arap atlarını 1900 mesafe çim pisti seyredeceğiz. Ben burayı tek gideceğim. Alderamin 2 numara. Tek diyorum. Başarı yazmak isteyenler olabilir belki burada Özcan Yıldırım'la birlikte ama ya ben 2 numara Alderamin'e güveniyorum arkadaşlar bu koşuda. Performans olarak çok üst düzey bir safkan gerçekten. Ben o yüzden burada Alderamin tek diyorum. Evet yani kesinlikle böyle 2 numara tek. Dördüncü koşuya gelelim. 8 safkan Maiden 2 yaşlı İngilizler. 1400 çim pist yarışı. 2 numara Sabırhan 75 gün bir ara vermiş bir safkan. Bu yüzden burada yazmanızı önermiyorum bu grup içerisinde. Onu bir belirterek başlamış olayım dedim. 4 numara arkadaşlar. Yine burada Mephis, Tofeles ilk kez start alacak bir safkan. Ondan sonra 8 numara Mirador J yine ilk kez start alacak bir safkan. Baktığımızda bu isimlerde de yani idmanlarda da bir şey görmedim açıkçası bunlarla ilgili öyle çarpıcı. O yüzden bu isimleri de yine elemiş bulunduk. Bayağı bir safkan zaten böyle eleniyor baktığınızda. Benim favorim Gökhan Kocakaya ile birlikte Native Power ve Fibra Aracı ekürüsünün sahip olduğu safkan. 1.25 48'lik bir derecesi var. Bu safkanın 19 gün evvel koştuğu ilk yarışında ikinci olmuş ve bence çok yeterli bir dereceye sahip bu yarışta. Ben Steel Hawk ne yapacak 6 numara onu merak ediyorum. Aksi takdirde burada rahat rahat kazanır 5 numara ama ben güvenerekten de 5 numara Native Power'ı tek veriyorum sizlere arkadaşlar. 5. koşu satış 2 bir koşu arkadaşlar. 3 yaşlı İngilizler 1400 çim pist yarışı. 10 safkan start alıyor. Burada baktığımızda arkadaşlar start alan safkanlarda önerebileceğimiz ekürleri önereceğim. Size öncelikle kaya ekürüsünden başlayacağız. 8 gün evvel 5. olmuş olan bir isim Loveful. Ama bu safkanın daha çok çimpis performansına dikkat edelim. Hatta iki safkanın da. 7 numaranın çimpiste son yarış ikinci. Loveful 9 numaranın ise çimpiste ikincilikleri, üçüncülüğü vesaire var gördüğünüz gibi son yarışlarında. Ve tabii işte birlikte Miracle of Victory 4 numaralı safkan. Yine bir önerimiz olacaktır sizlere burada. Go Shark 2 numaralı safkanı da yine yazabiliriz. Yani burayı 2, 4, 7 şeklinde geçebiliriz diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Yani başka bir at yazmaya gerek var mı? Eğer yazacaksanız 8 numara Bülent'i yazın. Nizamettin Demir iyi bir apranti. Güzel de binecektir burada bu safkana da. Bülent de iyi bir safkan diyebiliriz bu düzey için. 8 numarayı da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 6. koşu Kapadokya koşusu. Grup 1 dişi bir yarış. 3 yukarı İngilizler. 2000 mesafe kum pist yarışı arkadaşlar.
Ben şimdi bu yarış baya zor bir koşu olacak. Onu belirteyim. Tek geçeceğiniz bir at varsa, sizin bir favoriniz varsa yazmaktan hiç geri durmayın. Direkt yazın. 6. koşu 2 altılıyı da bağlıyor. Bununla birlikte tabii ki zorlayıcı bir durum olacak bizim için. Ben kendi güvendiğim atı burada tek olarak düşünüyorum. Siz de eğer öyle tek düşündüğünüz bir at varsa tek geçin veyahut 2-3 ata çıkmak istiyorsanız öyle yapın. Çünkü grup yarışta, özellikle grup 1 bir yarışta bunun hani şakası olmayacak bir yarış. Ben Ayhan Kurşun'la birlikte Bebeşa yani namalup, yani ne diyebilirim ki daha, hani diyebilecek bir şey yok. 19 gün evvel en son yarışı kazanmış bir isim Bebeşa. Gayet iyi bir performansa sahip. Topladığı handikap puanı 94. Çok daha fazlası da olabilir ama verilen handikaplar böyle. Serdal Adalı sahibi Safkan'ın. Zaten biliyorsunuz kendisini. Altı ve Bebeşa burada arkadaşlar benim tek önerimdir. Aksi takdirde bir öneriniz varsa kendi düşündüğünüz bir Safkan. Kurt Eri Küresi'nden Hayalet Kızı olabilir. Makao olabilir. Müslüm Şeyh'le birlikte. Özcan Yıldırım'la Sweet Humor. Minerva McGonagall. Son yarışlarda önerdiğimiz bir isim. Biliyorsunuz ya, hep önerdik de son yarışta da yine şeydi. Ya yazılabilir mi? Yazılabilirler ama ben 6 numara favori diyorum, tek diyorum. Bu benim kanaatim dediğim gibi. 7. koşu 6 Safkan. Arkadaşlar burada ilk olarak 1 numara Antiochos diyeceğiz. 12 gün evvel kazanmış son yarışında. Bir önceki yarış ikinci gelmiş bir Safkan. 1.35'lik bir derecesi de var. Gökhan Koçakaya ile birlikte devam edeceğiz. Lord of Game diyeceğiz. 173 günlük bir arası var ama ya Lord of Game gibi bir kalite bir Safkan şart 5 bir yarış koşuyorsa eğer 1600 falan fark etmez. Yani Lord of Game her türlü adının yazıldığı yerde böyle bir mesafede galibiyetin adayıdır. Onu söyleyeyim. Suntime 3 numara Vedat Abiş ile birlikte yazılsın derim. Burada olur da 1 ve 6 numara birbirini yerse burada bir anda 3 numara Suntime'a gün doğabilir. Yani burada 1-3-6 3 safkanlı geniş bir oyun deneyebiliriz. Veyahut 1-6 yapabilirsiniz. 6'yı tek geçen var mı olur mu bilmiyorum. Yani 1 numara formdayken bence 6'yı tek geçmeyin, ne olur ne olmaz. Temkinli olalım yani. Lord of Game çok iyi bir at ama temkinli olmakta fayda var bu koşta diye düşünüyorum. Bu şekilde geçelim arkadaşlar. Yani ya 1-3-6 ya 1-6, bu böyle bir oyun yapacağız. 8. koşu Tüncut koşusu arkadaşlar. Kısa vade 6, 2 yaş İngilizler. 1300 Çim pist yarışı. Yani bu koşuda çok fazla söylenecek bir şey yok. Çünkü burada baktığımızda performanslara bizim için çok net bir değerlendirme yapacağımız unsur var arkadaşlar. 1301 yarışta bakılması gereken ilk şey derecedir. Bir atın derecesi bu konuda çok belirleyici olur. Borahan'a bakınız, Gökhan Kocakaya'nın bineceği safkan 1.18.04'ü var bu safkanın. Yani başka söylenecek hiçbir şey yok. 3 numara Borahan ilk yazılacak attır. İsteyen tek geçsin. Tek geçmiyorsanız 1 numara North Iron ve 4 numara Emil Kurcak yazılacak isimler olarak gözüküyorlar. Ama ben Borahan'ın yani o yaptığı dereceyi burada yaparsa yani burayı rahat rahat kazanabilecek bir at. Yani bu handikap puanları, işte ne bileyim, bu atın 2 tane yarış koşmuş olması vesaire yanıltıcı unsurlar olabilir. Hani North Iron çok yarış koşmuşken hani öyle düşünebilirsiniz ama o şekilde bakmayın. Önemli olan derecedir. 1300 mesafe Çim pistte Borahan 1.18.04 yaptıysa bu yarışta kazanabilir diye düşünüyorum. 3 numara öncelikli, devamında 1-4 isteyen yazar diyorum. 9. koşuya geldik. 14 handikap yarış. 3 yaşlı İngilizler 1600 Çim pist yarışı. Arkadaşlar 68 gün arayla gelen bir safkan Baltazar. Mesafe birazcık kısa tabi. İngilizler için 1600 kısa diyebiliriz nispeten. Bu koşuda arkadaşlar 7 numara Baltazar'ı favori olarak tutabiliriz. Ama Ahmet Çelik'le birlikte 3 numara Mesut Naz'ı da yazmamız lazım. Ondan sonra 2 numara Matra Gül'ünü yazmamız lazım. Ayhan Kurşun'un bineceği Miadora isimli safkan 5 numarayı da yazmamız lazım diye tahmin ediyorum. Öyle düşündüm ben bu koşu için. Birazcık karışık bir koşu, temkinli olmakta fayda var. Son çim yarışını kazanan Blue Valentine 6 numaralı safkanı da yine yazmak isteyenler yazabilirler. Yani şöyle söyleyeyim, hatta Best Steps 4 numarayı da yazabiliriz. 7 numara önceliklidir. Daha sonrası da arkadaşlar burada
Yani sıra versem mi bilemiyorum ama sıra verecek bir durum yok burada. Birbirine çok yakın bu bütün isimler. 2, 3, 4, 5, 6 arkadaşlar. Bu safkanların hepsi birbirine çok yakın. Bakın dereceleri bile birbirleriyle hemen hemen aynı. 1.37'lerde hepsi. Orada artık kendiniz hani jokeye mi bakarsınız tercih yaparken ne isterseniz ona göre ya da hissederek bir artık yazarsınız numaraları fark etmez benim için. G numara önceliklidir. Devamında da 2, 3, 4, 5, 6'dan istediğinizi yazabilirsiniz. İstediğinizden istediğiniz kadar ilave edebilirim yani. 10. koşu 14 handikap 3 yaşlı Araplar 1300 Çin pist yarışı. Saadettin Boyraz'la birlikte Leo Mort 2 numaralı safkan. Fatih Rüstem Bebek'le birlikte Bel Çavello 4 numaralı safkan. Bu iki safkan baş önerimizdir, ilk önerimizdir. Devamını alt yazacaklar. 3 numara Boğaz çocuğu Ahmet Çelik'le birlikte. Son yarış kötü ama daha evvel bir birincilik bir ikinciliği var. Güven veriyor. Cepte bu ismi de yazabiliriz. 5 numara Habbe Büstüp Çelik'le birlikte. Son yarışlar 1-2-3 gelmiş bir isim yazabiliriz. Mehmet Ak Yavuz'a ilk defa çipe çıkacak. Las Fatih Altı Duvara'yı yazabiliriz. Daha da fazla burada bir at geleceği zannetmiyorum. Bir sürpriz çıkar mı burada? Mahsun Turan'ın Şen doğdu. Yapabilir. Sürpriz yapabilir. 8 numara aklınızda bulunsun. Bu şekilde burayı bitirelim arkadaşlar. Diğer bir videomuz İzmir videosu yayınlanır. Sevdebilirsiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi dilerseniz de videonun altındaki teşekkürler butonundan bize destek vermeyi unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.